20 Ocak. Havanın bozmasından sonra sığındığım bu küçük köy hanının odasından sana yazmalıyım sevgili Lotte. O kasvetli dede bana pek yabancı gelen kimselerin arasında yaşadığım süre içinde sana yazmak bir türlü içimden gelmedi. Şimdi kar ve tipinin penceremi dövdüğü bu kulübede, bu ıssızlık ve yalnızlık içinde aklıma ilk gelen siz oldunuz. İçeri girer girmez hayaliniz gözümün önüne geldi. O yüce ve tatlı hatıranız içimde canlandı. Sevgili Lotte, ulu tanrım, nerede o zaman tattığım mutluluk? Beni bir görmeliydiniz. Meleğim, öylesine dalgındım ki anlatamam. Duygularım tükenmişti sanki. Kalbimin o eski coşkunluğu kaybolmuştu. Bomboştum adeta. Bir kukla seyircisine benziyordum. Önümden küçük küçük adamlar ve atlar geçiyordu. Kendi kendime acaba bir göz aldanması mı diye soruyordum. Ben de bu oyunculardan biriyim. Daha doğrusu beni de kurulmuş bir kukla gibi oynatıyorlar. Bazen yanımdakinin taştan elini tutar ve sonra ürpererek geri çekilirim. Sabahleyin güneşin doğuşunu seyretmeyi akşamdan aklıma koyarım. Sabah olur, bir türlü yataktan kalkmaz. Geceleyin ay ışığını seyretmeye gündüzden niyetlenirim. Geceleyin odamdan çıkmam. Niçin kalktığımı, niçin yattığımı bilmiyorum. İçimi kaynatan maya kayboldu. Gecenin geç vakitlerinde beni uyanık tutan, sabahleyin uykumdan uyandıran o güzel uyarıcı güç yok artık. Burada tek bir kadın bulabildim. Bayan B. Herhangi birini sizinle karşılaştırmak mümkünse eğer, size benziyor diyebilirim sevgili Lotte. Oo diyeceksiniz. Ne güzel de komplimanlar yapıyor. Hani yalan da değil. Birkaç zamandan beri başka türlü olamadığım için pek nazik oldum. Durmadan nükteler yapıyorum. Onları hoşnut edecek sözleri buluyorum. Kadınlar kimsenin kendilerini benim kadar güzel övmeyeceğini söylüyorlar. Ve bu kadar yalan söylenemeyeceği sözünü de siz ekleyebilirsiniz. Çünkü bu iş yalansız olmaz. Bayan B'den söz etmek istiyorum. Mavi gözlerinden okunuyor. Pek duygulu bir kız o. Soyunun, sopunun asaletini, gönlünün isteklerine engel olduğu için sıkılıyor. O kuru kalabalığın içinden çıkmak için can atıyor. Bazen onunla kırlarda saatlerce dolaşır, tertemiz bir mutluluğun düşüne dalarız. Ah ama siz de hep bizimle berabersiniz. O size karşı derin bir saygı besliyor. Sizden söz edilmesini daima istiyor. Sizi seviyor. Ne olurdu şimdi sevimli ve küçük odanızda dizinizin dibinde otursaydım? Sevgili küçükler etrafımızda oynayıp zıplasalardı. Çok gürültü ettikleri zaman onlara korkunç bir masal anlatıp sessizce yanıma oturtsaydım. Güneş, karların pırıltılar saçtığı tepelerin ardından bütün güzelliğiyle batıyor. Fırtına dindi. Ben de yine kafesime kapanmak zorundayım. Hoşça kalın. Albert yanınızda mı? Nasıl? Tanrı bu sorumdan dolayı beni affetsin.